Merhaba arkadaşlar, Lab Akademi'den ben Orhan. Bugün sizlere laboratuvarda mikropet kullanımında yaygın yapılan birkaç hatadan bahsedeceğim. Hadi gelin hep beraber videomuzda bu hatalar neymiş görelim. Evet, mikropet kullanımında yaygın yapılan hatalardan ilki mikropete mikropet ucunun takılması aşamasında yapılıyor. Burada yapılan ilk hata aslında, biz mikropet kabını açtığımızda mikropet ucunu el ile mikropete takarken yapıyoruz. Bu aslında yapılmasını istemediğimiz bir hata. Kesinlikle bu şekilde mikropet ucunu el ile takmamamız gerekiyor. Analitik bir hataya sebebiyet verebilir. Ayrıca mikropet ucunu kontamine edebiliriz. Bir diğer hata ise çıkartılırken yapılıyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde taktığınızda eğer siz çıkartmak isterseniz bunu bu şekilde çıkartırsanız yine hatalı bir işlem yapmış olursunuz. Bu defada kirlenmiş olan mikropiyet ucuyla eldivenizi kontamine edip çapraz kontaminasyona sebebiyet vermiş olursunuz. Bunun yerine ne yapmamız gerekiyor? Mikropiyet ucunu şu şekilde yukarıdan hafifçe bastırarak tam oturduğundan emin olduğumuzda takmış oluyoruz. Bazı markalarda oturduğunda çıt diye bir ses duyarsınız. Bazılarında bu özellik yoktur. Ve bu şekilde... Doğru bir takma işlemi gerçekleştirmiş olursunuz. Pekala. Biz takmış olduğumuz mikropiyet ucunu nasıl çıkartmamız gerekiyor? Yine az önce bahsetmiştim şu şekilde çıkartma işlemi doğru değil. Onun yerine bir atık kabını elimize alarak çıkartma pistonuna basıp mikropiyet ucunu şu şekilde çıkartmamız lazım. Bunun dışında herhangi bir müdahale kesinlikle mikropiyet ucuna yapılmaması gerekiyor. Yapılan bir diğer hata yine mikropiyat ucunu takarken karşılaşıyoruz. Özellikle şu şekilde takma işlemi oldukça hatalı arkadaşlar. Bakın şimdi üzerine koydum ve kaç defa vurdum. Bu aslında oldukça tehlikeli bir işlem. Hem mikropiyatinizin kalibrasyonuna zarar verecektir. Hem de ucu uca zarar verecektir ve analitik hata ortaya çıkacaktır. Kesinlikle bu şekilde bir takma işlemi yapmamamız gerekiyor. Pekala nasıl takacağız? Yine az önce bahsettiğim gibi mikropet ucunu koyacağız ve yeterli bir baskı işlemini yukarıdan uyguladığımızda takma işlemi gerçekleşmiş olacaktır. Eğer mikropet ucunuzla mikropetiniz uyumlu değilse zaten bu takma işlemi tam oturmayacaktır ve analitik hata olacaktır. Burada önemli olan uyumlu bir mikropet ucunuzu tercih etmeniz gerekiyor. Evet, yapılan bir diğer hata ise aslında dispersyon ve aspirasyon işlemleri sırasında gerçekleştiriliyor. Örneğin ben mikropip ucumu taktım ve bir sıvıdan belirli bir miktarda çözelti alacağım ve ayarlama yapmak istiyorum. Örneğin bakın bu kilitli bir mikropip. Kilitli bir, bir mikropip ucunda kirdi yukarıya çektiğinizde çıt diye bir ses duyarsınız ve açılır. Kilidini açmadan hiçbir zaman döndürme işlemini gerçekleştirmiyoruz. Bu mikropipe zarar verecektir. Kilit göstergesini açıp Ondan sonra istediğimiz hacmi ayarlıyoruz. Örneğin ben burada 100 mikrolitreyi ayarladım. E tekrardan kilidi kapatmamız gerekiyor. Kesinlikle kilit açıkken çalışmıyoruz. Çünkü doldur boşalt işlemi sırasında ayarladığınız hacim değişebilir arkadaşlar. Kilidi kapattıktan sonra yapmam gereken bir diğer şey daldırma derinliğini ayarlama. Şimdi çok daldırma burada yapılan hata aslında en çok daldırma derinliğinde de karşımıza çıkıyor. Örneğin biz dibine kadar, en son yere kadar daldırırsak mikropeti, şurada gördüğünüz gibi hatalı bir işlem yapmış oluruz. Peki abi, bunun yerine nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Arkadaşlar bu mikropipet hacmine göre değişir ee, ama ideal olarak 1 santimetreyi geçmeyecek bir daldırma derinliğini sağlamanız gerekiyor. Örneğin ben 100 mikrolitre çekeceğim. 5-6 milimetre kadar çözeltiye girmesi yeterli ve bu şekilde çekme işlemini gerçekleştiriyorum. Doğru olanı bu şekilde yapılması gerekir arkadaşlar. Bir diğer hata özellikle içerisindeki bu hava yer değiştirmeli bir mikropipet. İçerisindeki havayı çözeltinin içerisinde çekip bırakmak. Yani siz mikropeti daldırıyorsunuz ve havayı çözeltinin içerisinde boşaltıyorsunuz. Ve çekme işlemini bu şekilde yapıyorsunuz. Bu da hatalı bir çekme işlemidir. Peki ay nasıl yapacağız? Mikropipet ucunu dik bir şekilde tutacağız ve havayı dışarıda boşaltacağız. İçerisine 5-6 mm kadar en fazla hacmine göre 1 cm'ye kadar derine daldıracağız ve çekme işlemini gerçekleştireceğiz. Ardından boşaltma işlemine geçebiliriz. Evet, bir diğer hata ise daldırma açısı. Yani mikropeti çekiş açısı. Yapılan en yaygın hatalardan biri belirli bir açıda mikropete çekme işlemini yapmak. Bu hataldır. Çekme işlemini arkadaşlar tam dik açıyla yapmamız gerekiyor. Dik açıyla yapılmayan çekme işlemlerinde analitik hatanız ciddi oranda artacaktır. Evet şimdi çekme işlemini yaptık. Örneğin ben 100 mikrolitre çektim. Doğru bir çekme işlemini gerçekleştirdim. 5-6 mm kadar daldırdım. Ve daha sonra bunu ben boşaltma işlemine geçeceğim. Boşaltma işleminde de yapılan sık hatalardan bir tanesi dik bir şekilde boşaltma işlemi. Boşaltma işleminde de az önceki çekme işleminin tam tersi bir şekilde Çepere değdirip ortalama 30 ila 45 derecelik bir açıyla boşaltma işlemini yapıp son kalan damlayı da yine birkaç defa doldur boşalt işlemiyle çepere değdirip çekmektir arkadaşlar. Doğru bir boşaltma işlemini de bu şekilde yapabilirsiniz. En yaygın yapılan hatalardan bir tanesi doldurma ve boşaltma hızlarının ayarlanamaması. Bu bazen kişiden kişiye değişir. Hatta kişi kendi setleri arasında da bunu değiştirebilir. Burada optimum bir hız ayarlamanız gerekiyor. Örneğin ben çok hızlı bir doldurma boşaltma işlemi yaparsam yine analitik hatam değişecektir. Özellikle setler arasında farklı doldurma boşaltma hızlarında ben bir çekme işlemi yaparsam ya da boşaltma işlemi yaparsam tekrarlanabilirlik problemleri yaşayacağım. Burada optimum hız aslında ne çok yavaş olacak ne çok hızlı olacak. Doldururken de boşaltırken de yani her iki işlemde de çekme işleminde de boşaltma işleminde de daima arkadaşlar Aynı hızlarda ben bu işlemi yapmam gerekiyor. Bir diğer yapılan hata ise mikropipetlerin tezgahlara dik bir şekilde değil de yatay bir şekilde yani şu şekilde bırakılması. Doğru olan uygulama aslında dik bir pozisyonda pipetle uyumlu olan asma aparatına asmaktır. Bunun dışında herhangi bir şekilde yatay, çapraz ya da farklı yerlerde bulundurmamak gerekiyor. Bunun bir sebebi Kalibrasyonuna zarar verirsiniz mikropetin bir diğer sebebi ise kontaminasyonlara sebebiyet verebilir özellikle uç kısımlarından buna dikkat etmek gerekiyor. Evet mikropetle ilgili aslında anlatacağımız temel ipuçları bunlar tabi farklı ipuçları da ilerleyen videolarımızda vereceğiz sizin de katkılarınız olursa yorumlarda seviniriz sizce nelere dikkat etmemiz gerekiyor mikropet kullanımında yorumlarda yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.